Evet, yardımcı olabilir miyiz arkadaşlar? Mikrofonu uzatabiliyor muyuz? Yoksa ben gidebilirim. Herkese merhaba. Sayın Başkanım, saygılar sunuyorum size öncelikle. Bu güzel kadın platformu için herkese ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Bütün emek veren, bizi gerçekten birinin eşi değil, birinin annesi değil, birinin yari değil, bir birey olarak gören sevgili başkanımıza ve bize bunu hissettiren, bütün onun yoldaşlarına ve biz de onun gönüldaşlarıyız. Çok teşekkür ederim buradan bu fırsatı da verdiğiniz için. Ben 15 yaşında bir anneyim. Anne oldum 15 yaşında. Kuma verildim ben 4 çocuk babasına. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'dayım ama ben olduğumun farkında değildim. Yaklaşık bir 5 aydır ben bu Açev'le tanıştım. Ve bir kadın olduğumu Açev'de hissettim. Bu ne kadar acı bir durumdur ki. Bunu belki birçok kadın şu anda benimle birlikte hissediyor ama bu büyük bir acı. Yani bir insanın var olup da varlığının haberdar olmaması büyük bir acı. Ben sadece kadın olarak bana sen bir kadınsın, eşine saygı göster. Sen bir annesin, çocuğuna annelik yap. Sen bir gelinsin, susmayı, oturmayı öğren diye ben öğretildim. Ama Açev'de bir kadın olmayı, kendi başıma bir yerlere gidebilmeyi, kendi kararlarımı kendim verebilmeyi öğrendim. Ve bu açıdan da 3 kız annesiyim ben. Çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizi. İyi ki İstanbul'dayım ve iyi ki varım. İyi ki siz de varsınız efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hikayenizi bize paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Evet, başka bizimle paylaşmak isteyen var mı? Burada konuşmak isteyen bir hanımefendi var. Ona da mikrofonu rica etsek uzatabilir miyiz? Gözlüklü hanımefendi, buyurun. Merhabalar, Ayfer ben. Emekli bir kadınım. Yani ömrümün en güzel 25 yılını çalışarak geçirdim. Aynı zamanda bir anneyim, bir ev hanımıyım, bir çalışan kadınım. Kimseye muhtaç olmamak için yıllarca ayakta dimdik durabilmek için mücadele ettim. Böyle akşam geliyorsun evin işleri, işe gidiyorsun orada asla kadın olduğun için sana farklı muamele yapılmıyor. Erkek arkadaşlarınla beraber aynı şartlarda çalışıyorsun. Yeri geliyor mesaiye kalıyorsun. Cumartesi, pazar çalışıyorsun. Sana kimse kadınsın. Çocuğun var, eşin var. Sen bugün izin al, izin kullan demiyor. Ben bu şartlarda 25 sene çalıştım. Çok hayalim vardı. Çocuğum kreşlerde büyüdü. Hiç bakacak kimsem olmadığı için ben kreşler aldığım maaşı kreşe verdim. O zaman böyle belediyemiz kreşlerle bizi desteklemiyordu. Ben bu şekilde neden çalışıyorsun? Maaşını kreşe veriyorsun. Sen çocuğunu yazık ediyorsun dediler. Hayır dedim. Ben bir kadın olarak çalışırım da annelik de yaparım, ev hanımlığı da yaparım ama asla çalışmaktan vazgeçmeyeceğim. Geçmedim de şu an emekliyim. Çok hayalim vardı. Gitmek istediğim yerler vardı. Ama gidemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü emekli maaşım karnımı doyurmaya bile yetmiyor. Ben maaşımla sadece pazar ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Almak istediğim bir sürü güzel kıyafetler var. Marka demiyorum. Almak istediğim şeyler var. Lüks yaşamak da istemiyorum. Normal, standart bir hayat sürmek istiyorum. Ama şu an süremiyorum. Gerçekten ben 25 yıldır bir kadın olarak
bunun mücadelesini vermek için çalıştım ama bunu hak etmiyorum. Bir kadın olarak ben bunu hak etmiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Evet, konuşmak isteyen Sayın Başkanımız burada, hepinizi dinliyor. Konuşmak isteyen başka birileri var mı? Benim. Buyurun. Benim. Buyurun ben, efendim. Ben Hatice Çataltepe. Ben Çorum Heriş Sivas. Ekrem İmamoğlu için geldim. Hipertansiyon hastasıyım. Onunla konuşacağım. Sizi duyuyor şu anda. Evet, buyurun. Aynı buradaki bu sahnedeki benim çektiğim çileler. Yorgan yaptım. Çocuklarımı büyüttüm. Evlendim. Herif 10 sene sonra hasta oldu. Baba beni kabul etmedi. Ne oldu? Zengin idi. Hayır kızım dedi. Orada sen Sivasların kapıda ölüm çıkacak. Ne yaptım? Kadere boyun büktüm. Kaynanamın koltuğunun altına girdim. 6 tane kaynım var, 6 tane amcam var. Onların sözünden çıkmadım. Çocuklarımı büyüttüm. Kızımı da dayımın oğluna verdim. Genel müdür Tayyip Maltepe yattı. Ondan sonra ben bu çileler için, bunun için şimdi tansiyonum yükselir diye korkuyorum. Aman, aman. Ama sakin olun. Muradıma erdim. Herifi emekli etti çocuklarım. Hepimizi de yerine getirdi ama malinüne emekli olsun, boş ver. Buna şükür, buna. Pekala. Çok teşekkür ederim oğlum. Ekrem İmamoğlu'yla resim çektireceğim. Tansiyon hastasıyım, onun için geldim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Pekala. Başka bizimle hikayesini paylaşmak isteyen? Buyurun. Pembeli hanımefendi. Herkese merhaba. Sayın Başkanım merhaba. Ben göçmen bir İranlıyım ve Türkiye'de yaşıyorum. Kendi ülkemden kadınlara olduğu haksızlıklardan dolayı buradayım. Ve aynı şeyleri burada da yaşıyorum maalesef, yani hiç fark etmedi. Ve sürekli tacize uğradığım, neden burada yaşıyorsun? Bizim gençlerimiz hepsi işsiz, neden buraya geliyorsunuz? Ve sürekli soru sordukları var. Bekar mısın, evli misin? Tek mi yaşıyorsun, ailenle mi yaşıyorsun? Sürekli bu tacize uğruyoruz. Bu yüzden Türkçemi çok geliştirdim. Ve kendimi Türk olarak herkese tanıtıyorum. Eğitimli birisiyim. Yani ülke şampiyonluğum var. Eğitimli birisiyim ve sanatçıyım. Ama bir türlü burada maalesef çalışamıyorum. Çünkü çalışma iznimiz yok. Ve sürekli de yani ömür boyunca kendi ülkemi değiştirmek ve kültür tanımak, yeni dil öğrenmek de hep ömrümüz geçmesini istemiyorum. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim paylaştığınız için. Buyurun.